patriot füzelerine hayır diyenler, 60'ların, 70'lerin anti-emperyalist devrimci mücadelesinin izlerini bugüne taşıyanlar, Denizlerin, Mahirlerin, İbrahimlerin, Fikri Sönmezlerin yolundan yürüyenler, ÖDP üyeleri, ÖDP dostları, hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dostlar, biz bugün burada ABD Büyükelçiliği'nin önündeyiz. Ama Alevi yurttaşlarımız bugün Maraş'ta 80 öncesi tarihe büyük bir katliam olarak geçen ve ABD emperyalizminin de doğrudan parmağı olan Maraş katliamını protesto etmek için Maraş'talar. Ama onların bu katliamı protesto etmesine izin vermiyorlar. Biz buradan hem Maraş katliamını bir kez daha protesto ediyoruz, hem de Maraş'ta yürüyüşlerine izin verilmeyen Alevi örgütlerindeki dostlarımıza buradan dayanışma selamlarımızı iletiyoruz. Faşizme ölüm, tek yol devrim. Faşizme ölüm, tek yol devrim. Arkadaşlar, faşizme ölüm, tek yol devrim. Arkadaşlar, dostlar, özellikle son dönemde bu güzel ülkemizde NATO askerleri cirit atıyor. Başbakan Erdoğan, emekçiyi azarlayan, işçiyi azarlayan, kamu çalışanını azarlayan, gençleri azarlayan, kadınları azarlayan ve aşağılayan Başbakan Erdoğan, bakın ne dedi? Dedi ki, ülkemizin toprakları NATO toprağı dedi. Bunu ilan etti. NATO heyeti bunu ispatlarcasına patriot füzeleri için ülkemizin değişik yerlerinde yer beğenme gezileri gerçekleştirdi. NATO'nun patriot füzelerinin kurulması için şimdilerde ise gün sayılıyor. Dostlar, bunun yanı sıra Avrupa ülkelerinde kaldırılan NATO Avrupa Müttefik Kara Komutanlığı da İzmir'e taşındı. Bu NATO komutanlarından Stavridis, bakın bu karargahın açılış konuşmasında neler söyledi? Dedi ki 50 yıldır bu ittifak ile Türkiye çok sıra dışı işler yapıyor. Özellikle Afganistan ve Libya'da büyük rol oynadı. NATO'nun gittiği her yerde Türkiye'nin güzel izlerini görmek mümkün. İzmir çok önemli bir komuta merkezi olacak dedi. Kim dedi? NATO'nun komutanı dedi. Dostlar, bu sözler yıllardır ülkeyi yönetenler ve bugün AKP iktidarı tarafından savunulan ve onun nişanesi sayılan NATO'ya bağlılığın içinde ne tür kirli görevler üstlenildiğinin ve üstlenileceğinin aynı zamanda bir itirafıdır. Malatya Kürecik Füze Radar Sistemi de İzmir'e taşınan NATO Avrupa Müttefik Kara Komutanlığı ve şimdi Patriot füzelerinin kurulması da ülkemize biçilen yeni kirli görevlerin bir parçasıdır. İktidar, AKP iktidarı, AKP devleti Patriot füzelerinin Suriye'nin kimyasal silahları karşısında güvenlik ihtiyacına dayandırıyor bu Patriot füzelerini. Tıpkı ABD emperyalizminin
Afganistan ve Irak'a yönelik saldırılarındaki demagojilerini tekrarlayarak alenen halka, yani bizlere yalan söylüyor. Patriot füzeleri biliyoruz ki bir güvenlik aracı değil. Tıpkı küreciye kurulan füze kalkanı radar sistemi gibi NATO'nun bir saldırı aracıdır. Katil! ABD! Taşeron! AKP! Katil! ABD! Taşeron! AKP! Katil! ABD! Taşeron! AKP! Çünkü tarihte biliyoruz ki bunun çok acı örnekleri var. NATO bir savaş örgütüdür. Bu füzeler Kürecik radar üssünün ve İncirlik üssünün korunması ve bölge ülkelerinin savunma güçlerinin etkisiz hale getirilmesini amaçlamaktadır. AKP devletinin ülkemizi Suriye ile iç savaşa dahil eden politikaları da, bunun parçası olan füzelerin kurulması da, asıl olarak emperyalizmin bölgeye dönük yeni saldırı planlarının bir parçasıdır. NATO'da çıkılsın, üsler kapatılsın. NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın. Ülkemiz NATO'dan çıkılsın, üsler kapatılsın. Ülkemiz yeni üsler, komutanlıklar, füze sistemleriyle emperyalizmin en önemli operasyonel gücü olarak konumlandırılmakta ve emperyalizmin gelişmiş bir üssü haline getirilmektedir. Ülkemiz hiçbir dönemde olmadığı kadar ABD emperyalizminin bölgedeki pis işlerinin, her türlü operasyonunun aleti haline getirilmekte ve bu eğilim hızlanarak, daha da boyutlanarak devam etmektedir. Ülkemize konuşlandırılan bu yeni üsler, biz biliyoruz ki bölge altlarına dönük karanlık saldırıların parçası olacaktır. Suriye'de geliştirilen iç savaşta yaşananlara benzer şekilde bütün bölge bir iç savaş yumağına çevrilmek istenmektedir. ABD emperyalizmi bölgedeki çıkarlarını korumak ve İsrail'in güvenliğini sağlama almak için yeni savaş ve saldırı planları yapmaktadır. Kahrolsun ABD emperyalizmi! Kahrolsun ABD emperyalizmi! Kahrolsun ABD emperyalizmi! AKP bütün bu kanlı saldırılara ortak olma konusunda büyük bir gayret içerisindedir. Çünkü AKP aktif taşeronluk rolünü hakkıyla yerine getirmeyi, kendi iktidarını sürdürmenin de en önemli teminatı olarak görmektedir. Katil ABD taşeron AKP! Katil ABD taşeron AKP! AKP iktidarı aktif dış politika adıyla ülkemizi emperyalizmin aktif taşeronu, bölgesel güç stratejisiyle ülkemizi bölgesel güç işbirlikçi bir güç haline getirmektedir. Ülkemizin emperyalizmin güdümünde komşularıyla savaşın eti eşiğine getirilmesine, ABD'nin Orta Doğu'ya dönük saldırıları için üslerin ve füzelerin kurulmasına, AKP'nin büyük bir aymazlık içerisinde sürdürdüğü işbirlikçiliğe karşı asla ve asla sessiz kalmayalım. Altıncı filo defol diyen, Vietnam kasabı Kommer'in arabasını ateşe veren, Kürecik'te radar üssüne karşı mücadele eden o güzel devrimcilerin ayak izlerinden yürüyerek
bu işbirlikçiliğe ülkemizin, NATO'nun geniş bir üssü, savaş üssü haline getirilmesine karşı direnelim. Bugün burada aynı zamanda işte bu devrimci mücadelenin izlerinden yürüyen ve ODTÜ'yü anti-emperyalist bir direniş alanına dönüştüren bütün ODTÜ'lüleri de buradan selamlıyoruz. Onların mücadelesini, direncini bir kez daha alkışlıyoruz arkadaşlar. Hasadan ODTÜ'ye selam olsun der gence. Hasadan ODTÜ'ye selam olsun der gence. Hasadan ODTÜ'ye selam olsun der gence. Sevgili arkadaşlar, bakın son olarak şunun altını çizmek istiyoruz. Bugün Türkiye'de iki tarihsel çizgi vardır. Bu çizginin biri işte bugünkü taşıyıcısı Başbakan Erdoğan ne dedi? Ülke topraklarımız NATO'nun toprağıdır dedi. İşte bu tarihsel mücadelenin bir çizgisi Menderesler'den, Özal Demirel'lerden, Özal'lardan bugün Tayyip Erdoğan'a uzanan işbirlikçi bir çizgidir. Bir de bunun karşısında ülkemizi emeğin egemen olduğu, onurlu, bağımsız bir ülke yapmak için mücadele eden tarihsel başka bir çizgi de var. Bu çizginin taşıyıcıları 60'larda, 70'lerde, 80'lerde deniz gezmişlerdi. Mahir Çayanlardı, İbrahim Kaypakkaya'lardı ve Fatsa Fikri'lerdi. İşte biz burada olanlar bu tarihsel mücadele geleneğinin bugünkü taşıyıcıları olarak devrimci mücadelede yitirdiğimiz bu ülkeyi onurlu güzel bir ülke yapmak için yaşamlarını feda etmiş o güzel devrimci kardeşlerimize ve emekçi haklarımıza sözümüzdür. Bu ülkeyi asla ABD'nin, emperyalizmin bir üssü haline dönüştürmeyeceğiz. Emperyalizmi er veya da geç bu ülkeden mutlaka ama mutlaka kovacağız arkadaşlar. Emperyalizme! Sol! Emperyalizme! Sol! Göreciliğe! Sol! Göreciliğe! Sol! Militarizme! Sol! Militarizme! Sol! Faşizme! Ölüm! Faşizme! Ölüm! Faşizme! Ölüm! Tek yol! Devrim! Tek yol! Devrim! Tek yol! Devrim! Faşizme! Ölüm! Tek yol! Devrim! Faşizme! Ölüm! Tek yol! Devrim! Arkadaşlar, bu yürüyüşümüz elbette burada bitmeyecek. Yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Dostlarla sürdüreceğiz. Halkımızla sürdüreceğiz. Daha da büyüyerek, birleştirerek sürdüreceğiz. Ülkemizi bu karanlık dehlizlerde sürükleyen AKP iktidarının sonunu getirmek ve emperyalizmi bölgemizden ve ülkemizden kovarak bağımsız bir Türkiye'yi yaratmak için mücadelemizi yükselteceğiz. Kahrolsun NATO, savaş örgütü NATO dağıtılsın, AKP düzenini yıkalım, Türkiye'yi eşitlik ve özgürlük temelinde yeniden kuralım çağrısıyla, inancıyla, aşkıyla ve umuduyla hepimize kolay gelsin. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. AKP'yi yıkalım, geleceği kuralım. AKP'yi yıkalım, geleceği kuralım.